artık hasret bitiyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesi Emel Sayın 2 yıl aradan sonra sahnelere dönmeye karar verdi. Pandemi nedeniyle müzik çalışmalarına ara veren ve normalleşmeyle birlikte konser vermekten kaçınan 75 yaşındaki sanatçı milyonluk bir anlaşmaya imza attı. Hayranlarından çok fazla uzak kalmak istemeyerek sahneye çıkma kararı alan Emel Sayın, yurt dışı ve yurt içi olmak üzere toplam 10 konser verecek ve bunun karşılığında da 5 milyon lira kazanacak. Daha da çok kazansın, hak ediyorlar gerçekten. Evet, en çok, en güzelini, her şeyin kesinlikle en güzelini, öyle. En çok olanını hak ediyorum. Sen bayağı bir Emel Sayın hayranısın. Bütün şarkılarını biliyorum diyorsun. Programlarımda da ağırlama şansına sahip oldum. Çok şarkılarını biliyorum, çok filmlerini biliyorum ve seviyorum. Yani herhalde en çok sevdiğim kişilerden bir tanesi. Aslında hem asaletini hem sesini. Ay, yok estağfurullah. Hem asaletini hem sesini hem güzelliğini. Çok. İşte gerçek sanatçı dört dörtlük her şeyiyle. Kesinlikle. Emel Sayın aslında pandemi döneminde ara verdi sadece. Çok uzun yıllardan beri yok değildi. Gene konserler veriyordu. Ekibine şöyle söylemiş. Artık hani başlayalım, açabiliriz. Açmalarıyla birlikte 10 bilet satışının başlamasıyla beraber. Bir gün içinde bağlamışlar. Evet. Yani bu bir gün içinde Emel Sayın'a gelen rakam ve 10 konser kendisi de şaşırmış. Ama şaşıracak hiçbir şey yok. Evet. Neye şaşırıyor? Bu Emel Sayın. Emel Sayın. Tabii. Yani. Hep özlüyoruz. Hep yani ulaşamadığımız zamanlarda bile özellikle açıp dinliyoruz, görmek istiyoruz, izlemek istiyoruz. Melike sosyal medyada sürekli olan işte benim konserlerim yok satıyor, seyirci rekoru kırıyor falan filan. Biliyoruz ki arka kapılar açılıyor, bedava seyirciler alınıyor. Tabii. Hatta yani. Kamyonlarla falan değil mi seyirci taşıyorlar? Kamyonla seyirci transferi var bir konserden bir Emel Sayın'ın açıklaması mı var, izleyelim. Emel Sayın'ın rüyaları nasıl gerçek oldu? Sahnelere dönen Emel Sayın'ın kazancı dudak uçuklattı. Usta sanatçı 10 günde kaç lira kazanacak? Pandemi döneminde evine kapanan ve sahnelerden uzak duran Emel Sayın'a öyle bir teklif geldi ki usta sanatçı konser diyetini bozmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda rastlamıştık Emel Sayın'a. Yeni projeler için karar aşamasındaydı. Sel verip sır vermemişti ikinci sayfa kameralarına. Yeni bir sürü proje var çocuklar. Düşünüyorum, karar vermek zor. İnşallah doğru kararlar verip güzel şeyler yaparız. Bu gizemin sebebi dün belli oldu. Sahnelere geri dönme kararı alan Emel Sayın'a teklifler yağmur gibi yağmış adeta. Kendisi bile şaşırmış duyduğu projelere ama sonunda kararını vermiş, imzaları atmış. Hem de sözleşmedeki rakamlar dudak uçuklatacak cinsten. Emel Sayın önümüzdeki günlerde Türkiye ve yurt dışında bir turneye çıkacak. 10 konserlik bu turdansa bir servet kazanacak. Aradığın aşkı söyle. Gelelim herkesin merak ettiği kısma. Emel Sayın su gibi sesiyle 10 konser verecek ve bu 10 konserden toplam 5 milyon lira kazanacak. Yokmuş. Sen çok şanslısın. Programında Emel Sayın'ı konuk olarak ağırlamıştın. Bize de Emel Hanım'ın sözü var. Bekliyoruz inşallah. Evet, sürekli yazıyoruz. O da güzel mesajlarla bize dönüyor. Artık kendisi dönsün. Sen biraz önce işli şarkıyı söyledin, aradığın aşkı söyle hepsini buldun söyledim. Mu? Damardan söyledim. Müge diyor ki hemen sana soruyor, aradığın aşkı sen buldun mu diye. Orada hemen BTR bitti, hop ses kesildi. Ben ama bütün şarkıları işli söyledim. Çok sen özlemişim. Sen buldun mu sen? Ben buldum mu ben aramıyorum. Yani şöyle, aranarak bulunacağını düşünmüyorum açıkçası. Hani böyle sipariş üzerine bir takım kriterler vesaireler olsa aranarak da bulunur ama biraz aşk insanı olduğum için hani böyle gördüğüm anda tık 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 o hani kalbin acaba atması lazım. Acaba çok mu şey diyorsun, yok orası olmaz burası olmaz, o huyu öyle. Daha huyu mı seçici böyle oluyorsun acaba? Zaman geçtikçe daha seçici olunuyor. Yaşadığın tecrübelerden ötürü de böyle bir şey olabiliyor. Sonra da bir de yalnızlığa da alışıyorsun. Bir şekilde. Tabii. İyi bir şey değil elbette ki bu. Yalnızlığa da alışıyorsun. O yüzden de böyle çok doğru gerçekten böyle heyecan, gerçekten aşık. O kalp atışımı benim duymam şart. Yani hala bunu peki, arıyor olmam gerekiyor. Peki şu senin için önemli midir? Zengin ya da fakir olsun. Yani fakirle de olabilirim diyor musun? Geçtiğimiz günlerde Çağla Şikel'in böyle bir açıklaması vardı. Demet Şener de ona destek verdi. Yani hani ekstra böyle fakirli olurum ya da ekstra zenginli olurum diye bir şey de düşünmedim açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Bir şekilde belli
hayatlardan geliyoruz hepimiz. Evet. Ve dolayısıyla kendi başımıza para kazanmışlığımız, hani kadın olarak tabii, ayaklarımızın üzerinde durmuşluğumuz, işte ne bileyim benim işte erken yaşta babamı kaybettim, birinin eşi ya da sevgilisi olarak sektörde anılmadım, kendi tabii, emeğimle başladım, yeteneğim, kesinlikle, emeğim neyse onun yo, adı. Öyle. Dolayısıyla bir kadın kendi ayaklarının üzerinde durarak büyüdüyse ve buna devam ediyorsa karşısındaki adama da hayranlık duymak ister. Tabii ki. Yani onun başarısına hayranlık duymak ister. Buradaki meblağ, fakirlik, evet, zenginlik değil ama gerçeği çok söylemek gerekiyor. Bence çok dürüstçe, evet, çok doğru bir açıklama. Yani çünkü bazılarının, ötekiler bana dürüst gelmiyor. Kusura bakmasın, bazılarının hiçbir şekilde samimi dürüst gelmiyor. Evet. Hadi bakalım o hani fakirle dolurum diyor. Gitsin o erkek arkadaşıyla yemeğe, ikinci kez hesabı ödedikten sonra başlar söylenmeye. İkinci kez hesaba gerek yok. Birinci kez. De mi diyorsun ya sen? Bir o kadar tabii da ki, ama şunu söyleyeyim. Bir o kadar da zenginli olayım diye de bir hayal. Hani oturup böyle sen zenginli olayım. Sen bir başarısı olsak zaten o başarıyla gurur duyayım ben. Evet diyorsun. Yani erken biraz da başarı zaten karizma katıyor. Başarı karizma katıyor. Evet, kesinlikle evet. Başarı aynen. Biraz da dengine olacak. Sen evet, onun evine normal taksiyle, arabayla giderken o senin evinin önüne hayatım helikopter pisti var mı orada acaba, helikopterle ineceğim falan demeyecek. Orada da uçurum çıkıyor. Doğru. Aynen öyle, işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani o tarafa bakmadığım için hani ille de zengin hayali ya da ille de fakir hayali değil. Zaten kalp atışına baktığın için, ama benim kalbimi attıracak kişi de kendi kendine bir şeyler başarmış bir kadının kalbini attıracak kişi de bir şeyler başarmış bir adam evet, olabilir. Bunlar da sadece dikkat çekmek için yapılan açıklamalar gibi geliyor. Bir tek Özge Ulusoy ağzından kaçırdığı için onu bir kenara koyuyorum ama yok, ben işte param var, fakirle de olabilirim. Önemli olan aşk, sevgi. Yok, öyle bir durum yok. Aşk yani çok içerisinde en hayranlık. En azından ünlüler dünyasında öyle bir şey yok. Yani görüyoruz, duyuyoruz. Geçmiş var, biliyoruz. Yani gerçek aşktan bahsediyorsak bence içerisinde hayranlık da barındırıyor. Yani bir şeylerine hayran olmak gerekiyor. Hayranlık ve saygı duyacaksın. Saygı, güven, hayranlık. Ve masumiyet. Masumiyetten kastım hani şey. Kriterleri eski Türk filmi Yeşilçam masumiyeti değil ama duyguların, dürüstlüğün. DM masumiyetleri. Ha, onlar var cep değil mi? Cep telefonu. Öyle gözün kaymayacak oralara değil mi? Evet, yani duyguların ya da dürüst olmak da bir masumiyettir. Kesinlikle. Yani bu gerçek aşk bunları barındırıyor. Dolayısıyla hani eğer konuya dönersek hayranlık da olması gerekiyor. Bir de erkeğin kazandığı paradan çok bence önemli olan çalışan. Yani o erk hani çalışmayı sevmesi, çalışkan olması. Ne kadar geldiği önemli değil. Bazıları da şöyle yapıyor hayatım. Eşiniz ne şimdi iş insanı, çeşitli kollarda yatırım var. O kollar bir sene inşaat, bir sene işte turizm, bir sene böyle serbest ticaret şeklinde dallanıyor, budaklanıyor. Sonrasında onları da görüyoruz. Ah, her şeyin bir açılımı sonra var. Sonra ara ki bu. Dünyasında kesinlikle.